net bir şekilde altını çiziyorum. Libya ile 2019'da yaptığı deniz yetki anlaşmasından sonra Türkiye'nin en başarılı anlaşmalarından biri. İsrail'e de bir tokattır. Şimdi ki ne alakası var İsrail'le? Perde arkasını anlatalım. Ya daha ol ya da daha yaslan. İyi olsa gel Türkiye burada mesajıyla bu anlaşmayı imzaladı. Aslanlar gibi orada da Türk ordusu, Türk donanması damgasını vuracak. Tıpkı geçmişte olduğu gibi. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar Somali ile Türkiye arasında 10 yıllık çok çok önemli bir anlaşma imzalandı. Özellikle çok fazla aslında böyle Kaan uçuşuna da denk geldiği için çok fazla ön plana çıkartılamadı belki ama Türkiye'nin bakın çok net bir şekilde altını çiziyorum. Libya ile 2019'da yaptığı deniz yetki anlaşmasından sonra Türkiye'nin en başarılı anlaşmalarından biri. Somali'nin Özellikle o deniz yetki alanları, münasır ekonomik bölgesi 10 yıl boyunca Türk donanmasına emanet. Türk ordusuna, Türk devletine emanet. Çok çok önemli bir anlaşma. Anlaşmanın arka planını anlatacağım. Sıradan bir anlaşma değil. Yani Somali belli anlaşmalar çerçevesinde, ekonomik işbirliği çerçevesi anlaşmasında öngörülen işte gel Türkiye buraları koru, işte buralarda biz güçlenene kadar 10 yıl boyunca kal mevzusu değil bu. Bu mevzu çok çok önemli. İsrail'e de bir tokattır. Şimdi diyeceksiniz ki ne alakası var İsrail'le? Perde arkasını anlatalım. Şimdi öncelikle tabii anlaşmadan İki tarafta çok memnun. Özellikle Somali Cumhurbaşkanı bu anlamda Türk kardeşlerimiz 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak. 10 yıllık işbirliğinden sonra biz de denizlerimizi koruyacak bir donanmaya sahip olacağız dedi. Bununla alakalı çok çok önemli mesajlar verdi. Somali Savunma Bakanı'nın verdiği çok önemli mesaj var. Somali Petrol ve Maden Bakanı'nın verdiği müthiş bir cevap var ve söylemi var. Onu da söyleyeceğim hepsini ama önce bir arka planına bakmak lazım. Türk donanmasının bir ayağının Kızıldeniz'de olması çok çok önemli önemli. Yani Kızıldeniz'in güvenliğini sağlama, Somali'nin oradaki güvenliğini sağlama çok çok önemli Türk devleti içinde burada olmak hayati bir öneme sahip. Neden? Somali'de Somali Land denilen bir bölge var. Hemen yukarısında Etiyopya ile sınır Somali. O Somali Land bölgesi çok çok önemli. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Etiyopya'nın aynı zamanda da bu anlamda bir plan çerçevesinde İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Etiyopya'yı ön plana çıkartarak Etiyopya'yı kullanarak Somali Land bölgesini ele geçirme planı vardı orada. Bu plan çok önemli. Oraya el koymaya çalıştılar. Niye? Kızıldeniz'e girişi güya kontrol edeceklerdi. Tabi bir Siyonist plan. Çok çok önemli. Birleşik Arap Emirlikleri de bu plan oydu. Bununla alakalı hatırlayın. Geçtiğimiz yakın dönemde Somali'de iç isyanlar çıkarmaya çalıştılar. Ama Katar, Mısır ve Türkiye ittifakı bu oyunu bozdu. Oradaki önce iç karışıklıkları durdurdu. Sonra da Somali'de bu anlamda karışıklıkların durmasından sonra Etiyopya'nın Somali'ye bu karışıklıkları bahane ederek müdahale etmesini de geciktirdi. Tam bu müdahalenin arifesinde bir anda Somali Türkiye ile hayati bir anlaşma imzaladı. Yani Somali burada Birleşik Arap Emirlikleri'ne, İsrail'e ve dahi onların efendim kukla gibi kullanmaya çalıştığı Etiyopya'ya iyi olsa gel. Türkiye burada mesajıyla bu anlaşmayı imzaladı. Türkiye Libya'dan sonra dedik ya en büyük en büyük kazançlı anlaşmalarından birini yaptı. Bu anlamda Türkiye tarihine de geçen bir anlaşma. Daha çok konuşmalıydık. Daha çok bundan bahsetmeliydik. Daha çok da bahsedilmeli bence ilerleyen dönemlerde. Bunun yanı sıra Kızıldeniz'deki bu girişi kontrol etmesi Türkiye'nin çok önemli. Yani bir ayağımızın Kızıldeniz'de olması çok önemli. Aynı zamanda e, dünyada Türk ordusunun marka değerinin bu anlamda artması da çok değerli ve önemli. Şimdi bunun da altını çizerek söyleyelim. Şimdi burada biz Somaliland bölgesi ve Kızıldeniz'deki girişi özellikle kontrol etmemiz buradaki münasır ekonomik bölgede Türk donanmasının söz sahibi olması çok çok önemli ve bu dengeleri değiştirecek güçlü. Ama Türkiye bir dengeyi daha Doğu Akdeniz özelinde değiştirebilir. Şimdi bu Kızıldeniz Doğu Akdeniz'de nasıl değiştirebilir? Yakın zamanda kulağımıza geliyor. Mısır'la... Hani bir görüşme olmuştu biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Esis arasında bir görüşme oldu. O görüşmede ufak tefek çaplı bazı anlaşmalar yapıldı, ikili anlaşmalar ama çok büyük bir anlaşma olasılığından da söz ediliyor. Nedir o? Türkiye ile Mısır arasında bir deniz yetki anlaşması, Doğu Akdeniz'de bir münasır ekonomik bölge belirlenmesi çok çok önemli. Bununla alakalı bir çalışmanın olduğu söyleniyor. Eğer Türkiye Libya ile başlattığı bu süreci aynı şekilde Mısır'la devam ettirirse Doğu Akdeniz'de bir yandan Libya ile yaptığımız o Türk kapısı dediğimiz 2019'da yaptığımız deniz yetki anlaşmasının belli bir çerçevedeki benzerini de Mısır'la yaparsak Doğu Akdeniz'i tamamen kilitliyoruz arkadaşlar. Mısır'la Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kazanımları açısından ve oradaki zengin hidrokarbon yataklarını beraber bir anlaşma çerçevesinde hatta mümkünse üçüncü bir ülkeyi de dahil ederek az çok anlıyorsunuz hangi ülke olduğunu. Nasıl bugün Yunanistan iki önceki videomuzda söyledik ya Exxon Mobil'i buraya davet etti Amerika Birleşik Devletleri ile burada bizim deniz yetki alanımızın da içinde olan 16. parselde nasıl arama tarama faaliyetleri, sondaj faaliyetleri yapıyorsa biz de Mısırla beraber Gerekirse Rusya'yı, gerekirse de başka bir ülkeyi ki zaten Mısır bir ülkesi oldu. Rusya ile arası iyi. ama Rusya olması muhtemel. Burada sondaj faaliyetleri çerçevesinde Gazprom'u bölgeye davet ederek yani bak bu denge çok önemli arkadaşlar. Yunanistan nasıl Exxon Mobil'i davet ediyorsa Amerika'nın en büyük dev enerji şirketini Türkiye ile Mısır'da yapacağı bu anlaşmadan sonra bölgedeki hidrokarbonu çıkarmak için Gazprom'u bölgeye yani dolaylı yönden Rusya'yı bölgeye davet eder ve bu çalışmaları yaparsa emin olun oradaki hidrokarbon yatakları zenginliği bölge ülkelerini büyük bir şekilde kalkındırır bir güce sahip. Özellikle de Mısır ve Türkiye bu anlamda anlaşmalı. Ha Yunanistan'ın çekincesine. Yunanistan hiçbir şekilde Mısır'la bu anlaşmayı Türkiye'nin yapmasını istemiyor. Çünkü eğer yaparsa birkaç ülke taca çıkıyor. Yunanistan taca çıkıyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi taca çıkıyor. Hatta İsrail taca çıkıyor. Bu anlamda çok çok önemli. Eğer bunlar yapılırsa bu ülkelerin buradaki söz sahibi olma olasılığı azalacak. Bölgeye gelen Fransızların onun bunun hepsinin amaçlarından bir tanesi de Doğu Akdeniz'in altındaki zenginlikler bu zenginlikleri Türkiye Cumhuriyeti bölge ülkeleriyle yapacağı işbirliği çerçevesinde bölgesel merkezi Türk dış politikasını etkinleştirerek bunu başarabilir. Bunu başarabilecek güce ve kuvvete, kudrete sahip Türkiye Cumhuriyeti devleti. O yüzden de bunlarda büyük kazanım olur. Yani düşünsenize bir yandan Libya, bir yandan Mısır'la yapılan yapılacak olan inşallah yani yapılan dedik Allah da söyletti. Yapılacak olan bu anlaşma. Diğer yandan Kızıl Deniz'de bir ayağımızın da Kızıl Deniz'de olması ve Kızıl Deniz'deki girişi kontrol edici bir şekilde Somali'nin de buradaki haklarını Somali Land bölgesi dahil olmak üzere ne İsrail'e ne Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne diğerlerine peşkeş çekmelerine izin vermeden aslanlar gibi orada da Türk ordusu, Türk donanması damgasını vuracak tıpkı geçmişte olduğu gibi. Her zaman söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923 yılında kurulmuş bir devlet değil. Derin kökleri var. Bu derin kökleri çok eski tarihlere kadar gidiyor. Bu anlamda tarih yeniden bizi çağırıyor. Bakın tarih yeniden Türkiye'ye bir misyon biçiyor. Bunu iyi görmemiz lazım. Bu misyonu anlayanlar var. Hala içimizde bu misyonu anlatamadık. Bak Somali'nin Somali Savunma Bakanı Savunma Bakanı. Kim? Abdülkadir Muhammed Nur. Somali'nin Savunma Bakanı bunu anladı. Biz hala anlayamadık. Niye biliyor musunuz? Arkadaşlar o resmi de verin. Somali Savunma Bakanı bu anlaşmadan sonra e, Abdülkadir Muhammed Nur bir tablo arkasına bir tabloyu alarak fotoğraf paylaştı. Bakın o fotoğraf ekranlara geldi herhalde. Bir daha gelsin dursun orada. O fotoğraf çok çok önemli. Somali Savunma Bakanı öyle bir mesaj veriyor ki bir yandan da küreselcilere. Arkasına aldığı tablo 16. yüzyılda Aden Körfezi'nde yaşayan Müslümanları sömürgeci Portekizlerden koruyan Osmanlı donanmasını tasvir eden bir tablo. Yani Savunma Bakanı Muhammed Nur diyor ki ta Osmanlı döneminde biz Müslümanları orada koruyordu. Portekizlerden koruyan bir güçtü. Bugün de Osmanlı'nın bakiyesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti yine bizi buradaki efendim o İsrail'in onun bunun planlarına karşı Koruyor. Tarih yeniden bütünlük içinde bu anlamda hayata geçiyor. Çok çok önemli bir mesaj. Tebrik ediyorum Somali Savunma Bakanı da. Sadece bu kadar mı? Hayır. Somali'nin, Somali'nin Petrol ve Maden Bakanı da öyle bir açıklama yaptı ki benim tüylerim diken diken olmuştu ilk duyduğumda. Ne dedi biliyor musunuz? Bizim Türkiye ile yaptığımız 10 yıllık anlaşma bizim için çok önemli. Biz şunu biliyoruz. Ya dağ ol ya da dağ yaslan. Bak çok önemli bir şey söylüyor. Ya dağ olacaksın ya da dağa yaslanacaksın. Yani biz diyor Türkiye Cumhuriyeti daha da Bizim için bir dağ. Biz diyor bir dağa yaslandık. Bir Türk devleti 2200 yıllık kadim bir geçmişe sahip olan bir devlete yaslandık diyor. Öyle kolay diyor. Bu işleri yapamazsınız diyor buralarda. İsrail'e de şah çekmektir bu. Kızıldeniz'de İsrail'e Türkiye Cumhuriyeti devleti şah çekti. Bu anlaşmayla. Tebrik ediyorum. İşte bak bize bunlar lazım. Bunlar lazım. Ama bir yandan da ayak oyunlarıyla birileri hala Ege'de bazı şeyler yapıyor. Onları konuşacağız diğer başka videoda. Hani bu Ege'de 3 mil olayları yine 12 mil olayları gündeme geliyor. Dendias Efendi anlatacağız. Onların da aslında niyetinin ne olduğunu ortaya zaten senelerdir koyduk da bir daha anlatalım kayıtlara geçsin diyelim. Bu anlamda çok çok önemli bir anlaşma. İnşallah bu anlaşma kapsamında Türk donanması bölgede bir ayağı Kızıldeniz'de bir ayağı aslında Doğu Akdeniz'de bir ayağı birçok yerde olmaya devam edecek. Türk donanmasının ayağı yeniden Barbaros Hayrettin Paşaların, Turgut Reislerin, o şanlı denizcilerimizin yeniden işte Piyale Paşalarımızın, Pili Reislerimizin orada ayak izi olmaya devam ediyor Türkiye Cumhuriyeti. Bu anlamda çok önemli. Donanmamızın da isimsiz kahramanlarına selam olsun. Onlar da çok büyük mücadele veriyor. Onu da söyleyelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu anlamda denizlerdeki hakimiyetini gücünü pekiştirmeye devam edecek. İnşallah Mısırla da yakın zamanda Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımız doğrultusunda münasır ekonomik bölge yani deniz yetki anlaşmasını bir an önce imzalarız. Bu anlamda kuduran kudursun. Yunanistan işte o zaman kudurmaya başlayacak. O yüzden zaten bu anlaşma yavaş yavaş gündeme geldi diye Dendiyas bu üç mil açıklamalarını yapıyor. Hiçbir şey tesadüf değil. Siz diyor oradan bunu yaparsanız biz de Ege'den bastırırız diyor. Ama istedikleri kadar uğraşsın. Bu rüya içinde olan Yunanistan arkasına aldığı güçleri de Yunanistan'ı da Türkiye Cumhuriyeti devleti alt edecek güce sahip. Bundan hiçbir şekilde şüphemiz yok. Bunu da yakın zamanda tarih yeniden dedim ya Türkiye'ye bir misyon biçiyor. O misyon çerçevesinde göreceğiz. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına lütfen samimi yorumlarınızı inşallah belirtin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Biz her zaman olduğu gibi Polital kanalından da canlı yayınlardan da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ali menfaatlerini savunmaya devam edeceğiz. Bizim için asıl olan Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Görüşmek üzere.